Moment üreten fonksiyon örnek soru 4. Bu videomuzda moment üreten fonksiyon konusunda bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. X ve Y bağımsız iki rastgele değişken olmak üzere X ve Y'nin moment üreten fonksiyonları aşağıda verilmiştir. X'inki burada, Y'ninki burada. Buna göre A şıkkında U eşittir X artı Y artı 3 için U'nun moment üreten fonksiyonunu bulunuz. B şıkkında T eşittir 2Y için T'nin moment üreten fonksiyonunu bulunuz. A şıkkıyla başlayalım. U'nun moment üreten fonksiyonu M, U, T diyelim. E üzeri X artı Y artı 3 T diyeceğiz. Biz bunu konu anlatımında özelliklerde pratik bir biçimde söylemiştik. Burada da o pratikliği işlemsel olarak gösteriyorum. Bu içeride bunu parçalayacak olursak e üzeri xt çarpı e üzeri yt çarpı e üzeri 3t. X ile y bağımsız rastgele değişkenler olduğundan, bu ise sabit sayı olduğundan bir rastgele değişken içermiyor. Bu x ve y rastgele değişken içeriyor. E'den dışarı çıkartamayız ama buradaki e üzeri 3t'yi dışarı çıkartabiliriz. E üzeri 3t çarpı. Bunlar da bağımsız rastgele değişkenler olduklarından şöyle ayrılabilir. EYT. Bu x'in moment üreten fonksiyonudur. Bu da y'nin moment üreten fonksiyonudur. Yazıyoruz yerlerine. E üzeri 3t çarpı x'in moment üreten fonksiyonu 2 bölü 2 eksi t. Y'nin moment üreten fonksiyonu da şu. E üzeri t eksi 1 bölü t. Bunlar direkt x ve y'nin moment üreten fonksiyonlarıdır. Buradan da çarptığımızda çarpalım mı böyle bırakalım mı? Hadi çarpalım. 2 e üzeri 3t ile şunu çarparsak 2 e üzeri 4t, 2 e üzeri 3t ile şunu çarparsak eksi 2 e üzeri 3t bölü aşağıyı da çarparsak 2t eksi t kare olur. Burada şunu konuşmuştuk zaten. X ile Y toplama durumunda ise ve bağımsızsalar X'in ve Y'nin moment üreten fonksiyonlarının çarpımı direkt U'nun moment üreten fonksiyonunu verir. Artı 3 gibi bir şey olursa o ekstradan E üzeri 3T gelmesine neden olur çarpım olarak. Direkt buradan yani şu şekilde de birisi çözebilirdi. MUT, MXT çarpı MYT çünkü bunlar bağımsız. A sabit sayı var mı çarpı E üzeri 3T olacak deyip bunları direkt çarparak da bunun sonucuna ulaşabilirdik. B şıkkına gelelim şimdi. Şimdi geldik. T eşittir 2'ye. MT T diyoruz. E üzeri 2'ye T diyoruz. Bu 2'yi şöyle yazabiliriz içeride. E üzeri yt çarpı e üzeri yt. Bu şekilde yazabilme ihtimalimiz vardır. Buradan sonrasında da gerçi bunun üzerinden ilerlemeyelim şimdi. Bunun için kural söylemiştik. Kural üzerinden bir yapalım, sonra buradan yapalım. Kuralda biz şunu söylemiştik. T eşittir 2y ise bu direkt m y 2t'ye eşittir. T gördüğümüz yere 2t yazacağız y'ninkinde. E üzeri 2t eksi 1 bölü 2t'ye ulaşacağız. Yapacağımız şey bu olacak bizim için burada. Buradaki diğer gösterim şeklini az önce başladığım şekilde ulaşmaya çalışalım bu sefer de. T eşittir E üzeri 2y t diyoruz. Buradakine baktığımızda şunu biliyoruz biz. M y t'nin e üzeri e y t olduğunu biliyoruz. Burada 2y elde etmek için ne yapmamız lazım? Buradaki t yerine 2y yazmamız lazım. M y 2t, t yerine 2t yazarsak, burada da t yerine 2t yazarız.
ve e üzeri 2 yt olan buna ulaşmış oluyoruz. Yani bu gördüğümüz şey m'ye 2t'ye eşit olmuş oluyor burada yazdığımız gibi. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.